İlk konuşmacımız Profesör Doktor Carl Swain, İngiltere'den katılıyor ve doktorasını fizyoloji bölümünde UCL'de tamamladıktan sonra Japonya'da yumurtada fertilizasyonda özellikle kalsiyum osilasyonu konusunda çalıştıktan sonra tekrar UCL'e geri dönüp anatomi ve biyoloji bölümünde çalıştıktan sonra 2016 yılında Cardiff Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde reproduktif sel biyolojinin başkanlığını yapıyor kendisi. Bu akşam bizlere yapay oosit aktivasyonunda bilimsel bakış açısını anlatacak. Eğer sorularınız olursa iki konuşmacının konuşma sonunda sorularımızı alacağız. Chat bölümünden bize sorularınızı yazabilirsiniz. Biz konuşmacılarımıza ileteceğiz. Good evening, Professor Carl Swain. Welcome to our webinar. Thank you for joining. My microphone is yours, please. Okay. Thank you very much. I'll share screen. So go back to the beginning. I'm going to talk about artificial oocyte activation and give what is essentially a scientific perspective. I should say I'm at the School of Biosciences in Cardiff University, and the work I'm doing is in collaboration with a number of people that I will acknowledge at the end. I've been working on oocyte activation in mammalian species for many years, and I'm first going to talk about what we know about what happens physiologically, so how the sperm activates the oocyte at fertilization, and then give some, and that I think gives us some insights into how the different artificial methods can work and how they might be improved. So if you consider then the situation fertilization that we're familiar with, where the unfertilized egg with the first polar body is activated to form the two pronuclei, the key player and the molecule that I've been interested in for many years for that reason is calcium. And it's calcium changes that drive the activation events, things like second polar body emission, pronuclear formation, and exocytosis can be directly tracked back to changes in calcium. So that's one reason why I've concentrated so much on calcium, with the basic idea that if you take care of the calcium properly, then everything else should follow. So we look at calcium changes using fluorescent dyes, and this has been done for many years, but I just want to show you what I consider to be the normal physiological pattern. And this is work in mouse. I shall change a little bit back and forth between mouse and human, but quite a lot of the work is in fertilization in the mouse, where we can easily obtain oocytes and do the experiments under very similar conditions to human IVF. And this shows calcium changes during fertilization in the mouse egg. It's not calibrated, but we know the calcium changes by about tenfold. And when you add the sperm to the egg, and these eggs are zona free, in fact, and stuck down to a glass cover slip so we can get the events to speed up, we find the sperm is going to fuse with the egg, and then it triggers this series of calcium oscillations that last for several hours. And a couple of things to emphasize here is that there's normally about 10 to 20 calcium spikes. That's probably the physiological range. And I think it's probably true in humans as well. And the oscillations last for several hours. Sometimes people only record them for half an hour or so, but remember they probably last a few hours. And in fact, in the mouse, we have good reason for believing that they take the egg from the meiotic arrest phase through second polar body formation up to the formation of pronuclei. And in fact, in the mouse, it looks like the last calcium spike is very much timed with the formation of the pronuclei. We don't know if that's true in humans, by the way. We don't know how long they last in humans. People haven't done prolonged recordings, but I suspect they probably do last several hours in the human as well. Now, the best recordings of human fertilization, I think, are actually made many years ago by Charles Kingsland's group up in Liverpool. They measured calcium using a luminescent protein, and this is the recording they obtained from human eggs during fertilization. And it's a similar pattern in the sense there's a series of calcium spikes, increases of calcium that last about a minute or so. And they look like spikes on this trace because, again, they're occurring over several hours and they are low frequency. In the mouse, we think it's about one every 10 to 30 minutes. In the human, it's probably 1 to 30 minutes or even an hour apart. These are low frequency, large calcium spikes.
And I think in the human, as in the mouse, everything suggests that they're absolutely essential for activating the egg. In fact, in the mouse, we know that you probably need about 10 good calcium spikes to get full activation and development. So in the human, I suspect there's some multiple calcium spikes and probably at least 10. So it's a very familiar and robust response. Now this is, both these recordings I've shown you in the mouse and human are during IVF. They also occur during ICSI. So when the sperm is injected into the egg, you also get calcium oscillations. And I'm actually going to show you just a snapshot of what happens during mouse ICSI and show a recording which actually explains something that's important that's often not acknowledged. And that is when you do mouse ICSI, which I've shown up here, you induce a calcium transient during injection, and then you get the oscillations. Most people will do ICSI on one imaging system and then move the eggs to an imaging system. But Shun Miyazaki's group in Japan a number of years ago did an experiment where they measured calcium, again, on the y-axis here versus time. And they show what happens during the injection process, which is quite interesting. When you inject the egg, you get a large calcium transient that is probably as big as the one at normal first one at fertilization, probably similar in size to the one you get with an ionophore, for example. It's a large calcium transient during injection, and it's labeled here as an artifact. And what that means is that you actually get that response without a sperm. That's purely a result of injecting the egg. And that's because the sperm is invariably held in a medium which contains calcium. And so if you inject calcium chloride into the egg, you're going to cause a large calcium transient. But then what you see after the injection process, the needle is taken out and the transient continues for some time. And then you get extra calcium responses and the oscillations start. And in fact, they then carry on for a few hours, very similar to fertilization. But ICSI is always going to give you one calcium transient from the injection procedure before you then get the oscillations. And obviously, if you don't inject a sperm, you just get that artifact response. Now, we know a lot about the signaling system, and I've been working on this for many years, as people may know. And the basic story we have is that the sperm is fusing with the egg and introducing PLC zeta. This is the so-called soluble sperm factor, goes in, generates calcium-releasing messenger called IP3, and that causes cycles of calcium release through the IP3 receptor. And PLC zeta is essentially the sperm factor, which I think explains calcium oscillations in all mammals. There may be calcium changes triggered by other things in other species, but in mammals, it looks like PLC zeta can probably explain the oscillations in all species that have been studied. And so there are different versions of PLC zeta depending on the species. We work mostly with the human version, but the mouse version does pretty much the same thing. And we can, in fact, show that the early experiments we did to prove that PLC zeta was, in fact, a sperm factor is shown where a simple experiment where we inject PLC zeta RNA, in fact, into eggs. And if we do that, we can trigger calcium oscillations, pretty similar to fertilization. You can see up here a series of calcium spikes in a mouse egg after injection of RNA. And if we make these eggs artificially diploid by putting them in cytochalasin, we can then get these pathogenetically activated eggs to go on to develop the blastocyst at the same rates you get at fertilization. So it triggers all the events of early development. And we also showed in human eggs a number of years ago, if we inject RNA into human eggs, we can also trigger prolonged series of calcium oscillations. And in fact, we managed to get some of our failed to fertilize eggs to then go to develop up to the blastocyst stage. The rates were quite low, but we did manage to get them to go. And it's something I'll come back to in a moment, but just note that this is a very low frequency of calcium spikes. And that seems to be quite important in these experiments to have inject a low concentration. This is the pipette concentration of RNA. We could trigger low frequency calcium oscillations and development. So PLC zeta is able to mimic the sperm in triggering activation of development. It's also the case that it's found in the right part of the sperm and at least in most of the species we study experimentally. So for example, if we're looking at PLC zeta localization with antibodies in the mouse, and particularly in the pig where we're using boar sperm that are derived from stud boars, we find very strong staining of PLC zeta in essentially every sperm, especially in the pig sperm. So if you have a really good quality sperm, every sperm contains PLC zeta, a very clear staining pattern. You have to permeabilize the egg and fix it to get this staining pattern because PLC zeta is on the inside of the sperm, but just need to emphasize that because of course, that's fine with these experimental animals or breed animals you breed. When it comes to humans, the localization pattern, the staining is much more inconsistent.
In fact, this is a nice paper published by one of my former colleagues, Junaid Kashir, when he's in Oxford, showing that the localization using the same kind of antibody techniques with PLC zeta in human sperm, it's very variable. Even in control sperm, in fact, the localization is generally in the head, but sometimes it's not clear whether it's possibly in the acrosome, and it's also sometimes absent from sperm. So human sperm is much more variable. I probably think that's probably not a surprise to most people that have worked with human fertilization over the years. So just bear that in mind. It's not an intrinsic feature of PLC zeta. In some species, you can get very strong localization in every sperm, essentially. Now, one of the features, of course, that most people are interested in with regard to PLC zeta is its role in activation, particularly during ICSI. And I just want to make some points about ICSI, which I think are not necessarily always made, because I look at it from a slightly different viewpoint, because I'm coming from the mouse model. One of the things about ICSI, of course, it's very successful, but there are cases where it doesn't work at all. And the total fertilization failure here, as people may know, it means all the oocytes that are collected from a patient are unable to activate. Fertilization failure. And by the way, fertilization failure is mostly activation failure. And there may be other reasons, but the evidence suggests it's mostly activation failure. And as I'll show in a minute, it could well be largely due to lack of calcium pulses. There's two problems with human ICSI, though, despite it working. One is this total fertilization failure. And in some cases, this is due to mutations in PLC zeta or complete absence of PLC zeta in the sperm. But there is another issue with ICSI, which is not usually mentioned as a problem, but from a point of view of working with other species, it does look like an issue, because the success rate per oocyte injected has been around 70% for a long time. I keep seeing papers where people say things are improving, but generally most clinics, fertilization rates for ICSI are around 70%, which I think you could translate that as a 30% failure, which is obviously going to be a problem if you've got a small number of oocytes or you've got natural cycle IVF. So clearly it can be a problem in some situations. And it's worth noting that this doesn't have to be this way, that if you look in the mouse, with mouse ICSI, it basically works all the time, is one way of putting it. It's very, very highly successful. And I don't think this is just due to the fact that the mouse we use are fertile, because even with good quality human sperm and eggs, there's still about a 30% failure rate. And in the mouse, I think the main reason it's so successful is because the mouse egg is easier to activate, and you get calcium oscillations more easily, which is something I'm going to come on to, because whenever you do mouse ICSI, we always see calcium oscillations, and the activation, as I say, is very high. In fact, the main problem with mouse ICSI is the eggs are fragile and they sometimes fall to pieces after ICSI. That's more difficult than human, but if you successfully inject a sperm, it invariably the egg invariably activates. And in fact, the fact it doesn't activate so much in humans, I think, might be to do with calcium, because of some very nice experiments done by Bjorn Heindrichs's group a few years ago, where they did looked at calcium oscillations during human ICSI, and they found different kinds of patterns of calcium spikes, that a number of eggs would get more than 10 calcium spikes, this showing very nicely that ICSI does cause calcium oscillations, similar to fertilization and rather similar to the mouse, in fact, and probably 10 to 20 calcium spikes. But other eggs, you get less calcium spikes, and sometimes you only get one or two, or sometimes you get no calcium spikes at all. And what was interesting, these traces were all from control sperm. So this was not a patient, this is control sperm. And the percentages rounded up are roughly what I've shown here, whereas one or two calcium spikes, by the way, would probably not activate the egg. I think we generally find that doesn't work even particularly well in the mouse. So you probably got around 30% of the eggs not getting a proper calcium signal. And it's interesting that corresponds roughly to the failure rate in ICSI. And in fact, only about half the eggs are probably getting the full set of calcium oscillations. So I think when people are performing ICSI, there are many cases where you're going to get deficient calcium oscillations. And it's not surprising that you might get 30% persistent failure when you're not getting the right number of calcium spikes. And it's interesting to speculate on what causes this problem. We can come back to this at the end, but I think it's possibly a combination of a lack of PLC zeta, but it could also be the sensitivity of the egg, because that's clearly different between mouse and humans. And I'll explain a bit later. So one of the things that I think has been recognized over the years is that there are many instances, particularly with total fertilization failure, where you've got a lack of a calcium signal. And people are now using
things like calcium ionophores to try and overcome these potential failures in the calcium signal. But it's quite clear that the ionophore signal is different. It's been known for a number of years. Now, this is some studies we did in mouse eggs. People have done this many years before, of course, is you add a calcium ionophore. We use Inomycin most of the time, and it causes a nice big calcium transient, very reliable at causing a large calcium transient, lasts 5 minutes or so, but it doesn't cause oscillations. And you can wash it off and try it again. You get a calcium transient, but usually they're not as big, and you can't keep doing that. So you can only get one really big response with Inomycin. And in fact, it was shown quite a few years ago, this is pretty much the same in the human oocyte. Paper studied in the 90s, fertility and sterility showed a nice big calcium transient with Inomycin. And in fact, this paper found that despite that single large calcium transient, the eggs, the human oocytes they were using were actually ones that were not fertilized. So this was an attempt at parthenogenetic activation. And they actually found Inomycin in this particular situation, when they knew it caused one single large calcium transient, did not activate the eggs. So that the paper is actually about the fact that you can cause a single calcium transient, it doesn't work, certainly when you're looking at parthenogenetic activation. So clearly ionophore can cause a large calcium transient. In the mouse, it's generally not used. It's not very efficient in the mouse. It activates about 50% of the eggs. So even in the mouse, it's not very effective. So people don't use it. So there are questions about how effective it would be. Not it wouldn't work, but it's how efficient it would be. And it's something we looked at a few years ago, using a mouse model, because we wondered, well, what happens if you face the situation where the sperm was injected and hadn't activated the egg? How could you rescue that to in a clinical scenario? And so what we did was to create a situation in the mouse where ICSI fails. And this is quite tricky, actually. Mouse ICSI works so remarkably well. You can even chop the sperm head off and freeze dry the sperm head and then inject the sperm. It still works. It's very hard to stop the mouse sperm activating the egg in ICSI. So what we did was we heat treated the sperm. Actually, people had shown this before. It doesn't damage the DNA. It's a gentle heat treatment for 30 minutes. If you do that, what you find is that with ICSI, you would normally get calcium oscillations. You see in this first trace in the mouse here, pretty reliably, rather like the human ICSI. If you do a heat inactivation, you completely stop those calcium transients. But if you do, heat, for example, ICSI and then add back PLCZ2, you can restore oscillations. So this was our setup for rescuing ICSI failure. We also found, of course, that you can do calcium oscillations with another stimulus, which is used by nearly everyone nowadays to activate mouse eggs, and that's to put the mouse eggs in 5 millimolar or 10 millimolar strontium. That causes nice oscillations, again, very similar to fertilization. So we have two ways of triggering oscillations, as well as ionophore, which causes a single transient. And then we asked how good these were at rescuing ICSI. And what we found is that if you look at our ICSI controls here, as I've mentioned, all the eggs activated. And we had about half go to blastocysts. And I should say this is quite low for the mouse, but that's because we're using an outbred strain, an MF1 strain of mouse. And they don't develop as well as the F1 hybrids many groups use. So, but this is quite good because in some ways it mimics the situation during human IVF a bit better, I think, when you've only got 50% blastocyst formation. If you do ICSI, it works pretty well. If you heat treat the sperm to destroy the ability of the sperm to cause calcium oscillations, we found that some eggs still activated, and that's possibly due to the single large transient that you get during injection. So that big transient during injection is probably able to activate some eggs, not very efficiently, but it can. But none of them went to blastocyst. And I should say these were all made diploid, so we by using cytochalasin. So these are the parthenogenetically activated eggs that need to be diploidized. If you do the ICSI then and add back or treat with Inomycin after ICSI, you find that you can restore activation rates and get pretty high rates of fertilization, pronuclear formation, and some of them go to blastocyst. So it does work and it is effective. However, if we did it with PLC zeta, where we're triggering oscillations, we found that the activation rates were a bit higher and we got much better development to blastocyst. Similarly, if we used strontium to rescue the eggs, again, good activation rates and good development of blastocyst. So it's notable that calcium ionophore can certainly work in this sort of scenario, but the stimuli that are best at activating development are ones that cause calcium oscillations, suggesting multiple calcium spikes will improve development, not just activation, but they'll give you better development of blastocyst. And I think that's quite a significant point to make. So in terms of
stimuli, then we have this situation where PLC zeta is causing calcium oscillations, either naturally or through injection. We have calcium ionophore, and many clinics have the possibility to use A23187 as ionophore. That also causes a single calcium transient, very similar to the one ionomycin. There are possibly some difference depending on concentrations and calcium in the media, but both A23187 and ionomycin cause one single large calcium transient. So I want to consider other methods now and other options, and just mention a few of them. I think ones that, in fact, have been used in Turkey. One that is, I've had some experience with, which is to use electroporation, because you can punch holes in the plasma membrane to bring calcium in, and that is quite good at causing a calcium transient. It's as reliable as ionomycin. And in fact, the work I'm most familiar is that I did with my colleague, Jean-Pierre Zil, a former colleague who's now retired, but he was working in Paris for many years. And to carry out electroporation, he actually built a very nice machine, shown schematically here. He had a device where he could measure calcium, do rapid perfusion in lots of eggs, and deliver electrical pulses repeatedly. And so the basic idea is you carry out an electric field pulse of kilovolts per centimeter, a little bit of calcium in the media, you get calcium influx, you cause a calcium transient. And he found that if you do very rapid perfusion, you can actually do this repeatedly. You can see here is a series of calcium spikes. One of the problems with this technique actually is that it has to be extremely rapid perfusion. You have to replace the medium around the eggs in a few hundred milliseconds. That is really quick. And that's one reason why I think a lot of people have not been able to repeat this technique. And it's much easier to cause one single calcium transient and then wash the eggs out and the eggs are fine. If you try to cause repetitive pulses without using this rapid perfusion, and Jean-Pierre Azil, in fact, found that the eggs will die. The calcium never recovers. So if you're doing a slow perfusion method or just washing the eggs out, after a few pulses, the eggs won't recover and they won't develop and they'll go on to die. So you have to have this rapid perfusion machine. But what he did manage to show, I think it's quite a lot of work which people have discussed over the years, showing that the number of pulses determines how well the eggs activate. You need a certain number of pulses to get pronuclear formation, which is good. But I want to just show you briefly one result that I think people don't mention much, which is I think is really interesting, because most of the work we did was on the mouse. We did some really interesting experiments in the rabbit, and the rabbit has the benefit that things don't work as well. So you've got more room for improvement. And what he did was some work taking a rabbit zygote. So he just after fertilization, he took those zygotes out and he gave them 15 extra calcium pulses. So he could, we don't know how many pulses there are in a rabbit actually, but it's probably in the 10 to 15 range based on other species. He gave 15 extra pulses and he then took those embryos, control fertilize and control plus the extra calcium pulses, and did reimplantation into the rabbit with 11 recipients. And these are and obviously there's more than one embryo per rabbit. And when he looked at the embryo transfers and implanted fetuses, he found that there was a big improvement in implantation rates when he gave the 15 extra calcium pulses. And this fits with some other work in mouse, but I think this is the clearest result, which suggests that the number of calcium pulses you get during that first day around the time of egg activation can influence much later events, not just development of blastocysts, but possibly even implantation. I think this hasn't generally been recognized. People think about calcium pulses do their job and then it's finished and there's no further influence. But in fact, his data, and there's lots of data he's obtained, suggests that the pulse pattern you get during activation has a long-term consequences, and generally more calcium pulses up to some limit will improve later development as well. So going back to our schematic then, we now have a few methods of causing calcium transients. Electroporation could in theory be used to cause multiple calcium pulses, but at the moment it involves a machine which is very complex and certainly not commercially available. So I think there's limitations on what you can do with electroporation. In practice, it's probably only going to be similar to calcium ionophore. So of course, then you ask about PLC zeta, well, why can't we use that? And there are some difficulties there as well. One possibility, of course, would be to use RNA, as we've done in our experimental procedures. I showed you before a trace, and this is a similar one where we injected the RNA encoding for PLC zeta, mouse PLC zeta, in this case, into the mouse egg. You see a nice series of calcium oscillations lasting for a few hours.
the eggs activate very effectively. But to do this experiment, we have to carefully calibrate how much RNA we inject to get the right frequency. It's much more difficult in humans because the human eggs are much less uniform, and it's pretty hard to calibrate. We actually found it was quite difficult to get the amount of RNA correct, and you have to go very, very low concentrations. What happens most of the time when you inject RNA into a human oocyte coated with PLCZ2 is you get lots of calcium oscillations, you can see here. This is too many calcium oscillations. You can see they start off nice and even, one spike every hour or two, that looks great. And then the RNA keeps making more and more protein and can't stop it, and it keeps making more. And after several hours, it's oscillating at incredibly high frequencies. I mean, you can have as many calcium oscillations you want with PLC zeta in some senses, but they can just keep going for too long. These eggs were certainly didn't develop, some of them didn't activate, but the RNA concentration shown here, we got no development. Too many calcium oscillations is as bad as not having any at all. So that's one of the problems with PLCZ to RNA is very hard to control the amount to get the frequency of oscillations right. So we've tried for many years, therefore, to make a recombinant protein instead. And we found we could make a fairly stable recombinant PLCZ if we put a tag on it. This is called a NUSA tag. This is a chaperone which helps it fold and stay active. It's much more stable and active with this NUSA tag, and we could inject this into mouse eggs and human oocytes and get a whole series of calcium oscillations. And the advantage of the protein is you may start off with a high rate, but then it slows down with time as the protein's degraded rather than speeding up with time. So in many ways, the recombinant protein is by far the better option. And that's the one we've been trying to get for clinical use over the years. But in a sense, it's been unsuccessful because we found that there are still lots of problems with the stability of PLCZ. It's a very unstable protein. And even if you can carry out careful controlled experiments in a laboratory, you start trying to preserve it so you could send it out to clinics, it's just not as stable. And there's still a lot of difficulties. And the specific activity of the protein we were using is, I think, more than 10 times higher than anyone else, but it's still possibly not as active as it should be as a preparation. And this problem of it losing activity over time is really problematic if you're trying to get clinics all around the world to use it. So PLCZ is not commercially available, and I'm not sure when it will be, and the activity problems are going to continue to plague the idea that you can use PLCZ. So I just want to then return to this diagram where we consider one more option, which is potentially one of the simplest options, although there's a reason why it shouldn't be adopted just yet. And that is something I've already shown you, which is to use strontium media. I showed strontium causing nice calcium oscillations in the mouse egg, and everything that's been done with strontium in the mouse egg suggests it's as good as PLCZ. And it's obviously a lot cheaper and easier to use. Strontium is also great because if you put the eggs in strontium, they will oscillate. If you take them out of strontium, they stop oscillating. You can control the duration of oscillations very easily. So it's worth considering, what about strontium in human oocytes? It's thought to work on the IP3 receptor to stimulate oscillations, and the human and mouse oocyte have exactly the same type of IP3 receptor. So everything suggests it should work. The problem is it really doesn't seem to work, which is quite a major drawback when it comes to human oocytes. So this was published by Bjorn Heindritzi's lab a few years ago. They looked at some human oocytes that actually these were, I think the late maturation ones, they were ones that were not fertilized at all. And they found that despite the fact all their mouse oocytes oscillated to strontium as everyone else finds, none of the human oocytes did. And in fact, had exactly the same problem. We've actually known this for many years because we tried this about 15 years ago when I was working in London, and also about 10 years ago in Cardiff. And then more recently again, we found the same problem that mouse oocytes respond very well. We only need to use 5 millimole of strontium for our eggs, and nearly every egg activates. It's very rare to find an egg that doesn't activate. And if anything with the mouse, the problem is the calcium goes up and stays high for too long, or they oscillate at ridiculously high frequencies. So to some extent, you have to moderate the strontium down because it's so effective in the mouse. You try that in human oocytes, 10 millimolar, we can leave them for hours and hours, no calcium spikes. And the only situation where we've ever seen a calcium spike is when they've been left for more than 10 hours, in which cases they don't activate because they look degenerated. I think you can't leave eggs in strontium for that period of time. No one would do that in the mouse. And so within the time window that's reasonable, perhaps 2, 3, 4 hours, no human oocyte ever oscillates to strontium.
So, and these were actually failed ICSI eggs. Most of the eggs we use, I should say, are ones that have failed IVF and failed ICSI, which is slightly different from Bjorn Heindrich's result. But we're seeing the same basic problem, that strontium just doesn't seem to work in human oocytes. There are reports out there suggesting it works in a clinical scenario, which I can't really explain because we've never seen it cause any calcium oscillations. I just want to finish by saying that we've actually got some understanding of why this may be, because it does seem odd. Because by the way, strontium works well in the rat oocyte and the mouse oocyte. It doesn't work in humans, pigs, cows, or sheep, as far as we can tell. It only seems to work in rodent eggs or oocytes. So that's a little strange. And I think one of the reasons seems to be to do with the level of ATP in different eggs. It turns out ATP modulates the IP3 receptor. And we've found that if you take mouse eggs, because I say they always oscillate to strontium, but if you put them in a media without any pyruvate, you can miss out other things, but it's the pyruvate that's critical. If you put them in media without any pyruvate, they don't oscillate. This is a pyruvate-free media, no metabolites, 5 millimolar strontium. And this is an experiment where we've measured the ATP and we've measured the calcium. And what you can see here is there are no calcium oscillations. There's some little wobble here, but no spikes of calcium for nearly an hour. And we've done this in different situations or scenarios. We cannot get any of our mouse eggs to undergo oscillations if you take out the pyruvate. You put the pyruvate back in, the ATP goes back up to normal levels, and the eggs start oscillating almost every time. So we think the ATP level is modulating the ability of eggs to oscillate. And that's quite important. And I say the IP3 receptor has a binding site for ATP, which sensitizing it to other agonists. So we think this is probably a direct mediated effect on the IP3 receptor. Now, this is interesting because it suggests that if a mouse egg reduces its ATP, it won't oscillate. Well, if we look at the levels of ATP in mouse and human eggs, we find they're consistently different. We've done this with many eggs. These are standard deviations shown in this plot here. And we find that the human eggs has a lower level of ATP, several standard deviations. And virtually every human egg we've looked at is lower than virtually every mouse egg we've looked at. And it doesn't matter whether they're young, fresh mouse eggs or whether they've been aged for 24 hours, because many of the human oocytes we're working on are failed to FERT, so they're a bit old, but the human and mouse eggs are always different. And mouse eggs always respond to strontium. So that difference between the mouse and human eggs, I think we can probably explain in terms of the ATP level being different. And therefore, we think with these options here, strontium certainly works well in the mouse and the rat oocyte, but it won't work in human oocytes, we think, because the ATP level is lower, and that affects the sensitivity of the egg. And I think that also explains why mouse eggs oscillate more easily. It turns out they're more sensitive to PLC zeta as well, and in fact to IP3. They're more sensitive to just about anything that triggers calcium release through the IP3 receptor. And I think this is modulated by effectively the metabolism of the mouse egg. And that last piece of work, I should say, with there's more data backing up what I've said, and it's actually covered in a recent paper we published in Molecular Human Reproduction, explaining why we think the ATP level explains the ability of strontium to work so well in the mouse, but not to work at all in human eggs. And I'd like to finish by acknowledging the collaborators. Some of these are historical, my current lab up here, and I've got other collaborators in Cardiff. Acknowledge their work I've done over many years with PLC on PLC-Zeta with Tony Lyon, Michael Nomikos, and others. And also the clinic I'm working in with is the Wales Fertility Institute, with particularly Paul Nags, runs the embryology lab, and Anna Story did a lot of the work I talked about at the end with strontium. And finally, I've finished with that schematic. Thank you very much. Thank you so much, Professor, for this excellent talk. We will take all questions end of the webinar. Sorularınız varsa arkadaşlar chat bölümünden yazabilirsiniz. Biz oradan Zafer'in konuşmasından sonra konuşmacılarımıza soracağız. Evet, Halil, söz sende. Elif Hocam, teşekkür ederim. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Üreme Tıbbi Cerrahisi Derneği'ne bu güzel organizasyon için, böyle değerli hocaları bizlerle ev ortamında buluşturduğu için pandemi sebebiyle teşekkür ederiz. İkinci konuşmacımız değerli meslektaşım. Bu konuda da değerli çalışmaları ve engin tecrübesi olduğunu bildiğim bir hocamız. Zafer hocamız da, Zafer Nihatcan'dan. Sunumu elektrik, kimyasal ve mekanik aktivasyonun
klinik kullanımı ve bunların sonuçlarını bizimle paylaşacak hocamız. Zafer Hocam, evet. Sahne size. Teşekkürler sunum için Halil. Evet, iyi akşamlar herkese. Özellikle öncelikle Üremi Tıbbı ve Cerrahisi Derneği'ne bana bu sunum fırsatını verdiği için teşekkür ederim. Elip'ten geldiğince literatürü tarayıp özellikle klinik ve laboratuvar uygulamalar açısından elektrik, kimyasal ve mekanik aktivasyonun sonuçlarını derlemeye çalıştım. Genel anlamda baktığımızda ICSI sonrası, yani ICSI'nin ilk kullanılmaya başladığından sonra özellikle IVF tedavilerinde ve IVF uygulamalarında gördüğümüz yüksek fertilizasyon başarısızlığını görmemeye başladık. Çünkü normal doğrudan spermin yumurtanın içine enjeksiyonu ile özellikle azospermilerde veya total immunity gibi kartegener sendromu olan hastalarda dondurma çözme sonrası kullanılan spermlerde artık daha yüksek döllenme oranları elde ediyoruz. Ama buna rağmen halen ortalama %1 ile 5 arasında X uygulanan vakalarda fertilizasyon başarısızlığı veya düşük fertilizasyon dediğimiz %30'un altında fertilizasyon görmekteyiz ki bu hani genel anlamda şöyle, yani düşük over rezervi olan veya yumurta sayısı olan hastalarda değil, daha fazla yumurtası olan hastalarda bu görülüyor ve tekrarlayan bir durum söz konusu oluyor. Bu hem laboratuvar pratiğinde hem de klinik açısından bizi zorlayan bir uygulama. Şimdi genel anlamda bakıldığında oosit aktivasyon problemlerine baktığımızda temel sebebin oosit, yani döllenmemenin temel sebebinin oosit aktivasyon problemleri olduğunu biliyoruz. Bunun temel sebebi de iki sebebi aslında var. Hem oosit kaynaklı hem de sperm kaynaklı olduğunu görüyoruz ama daha çok sperm kaynaklı faktörlerin oosit aktivasyonunda problem oluşturduğunu görmekteyiz. Tabii etiyolojisine baktığımızda birçok sebep var. Bizler ne kadar ICSI sonrası doğrudan spermi mikroenjeksiyonla sperm yumurtanın içine koysak da bazı durumlarda sperm dışarıya çıkabiliyor. Onun dışında biliyorsunuz ICSI sonrası sperm aktif olduğunda histon protamin remodelini gerçekleşiyor. Bu olmayabiliyor. Veya kromatin dekondansasyonu başarılı şekilde olmayabiliyor. Veya senkronizasyonda problemler olabiliyor. Onun dışında oosit maturasyonuyla alakalı problemler söz konusu olabilir. Teknik problemler, teknik başarısızlıklar da tabii ki döllenmeyi olumsuz yönde etkileyen sebepler arasında sıralanabilir. Spermin normal, yani oositin normal aktivasyonu spermin yumurtaya bağlanmasıyla ilk kalsiyum, yani osilasyonu ya ilk başta tetiklenir, yani kalsiyumun yükselmesi tetiklenir ve daha sonra kalsiyum osilasyonuyla burada tabii ki endoplazmik redikulum içindeki depolanmış kalsiyumun oosit içine salınımıyla ortaya çıkar ve oosit aktif olur. Aslında Karsvan bahsetti. Burada kısaca bahsedersem normal döllenmede spermle yumurtanın zarları füze, yani füze olduktan sonra spermin içindeki oosit aktivasyon faktörü, yani fosfolipaz C zeta vezikle bağlı olan fosfoinositol 2 fosfatı hidrolize eder. Diakil gliserol ve inositol 3 fosfat dediğimiz iki moleküle hidrolize olurlar. Inositol 3 fosfat da endoplazmik redikulum üzerindeki inositol 3 fosfat reseptörlerine bağlanır ve endoplazmik redikulumdaki depolanmış kalsiyumun sitoplazmaya deşarjını sağlar. Bunu bir osilasyonla yapar. Yani bunu belirli aralıklarla yapar. Çünkü bunun temel sebebi de normalde oositin metafaz 2'de durabilmesi için, yani sabit kalabilmesi için metafaz promoting faktörün aktive olması lazım. Bunu inhibe edebilmesi lazım. Bu inhibe süreci de kalsiyumun deşarjıyla, kalsiyumun yükselmesiyle meydana gelir.
Bu özellikle fosfolipaz CZ'a ve post-akrozomal W binding proteinler sperm oosit aktivasyon faktörleri olarak literatürde tanımlanmış. Bunu neden koydum? Çünkü şu aslında Carl Swan da bahsetti, kendi slaytlarında da gösterdi. Globozoospermiler bizim özellikle çok zorlandığımız ve düşük fertilizasyon gördüğümüz ikisi sonrası hasta grubu. Bunun temel sebebi de aslında akrozomun oluşmaması. Akrozomun oluşmamasına bağlı olarak da post akrozomal bölgede ve aynı zamanda perinükleer teka bölgesinde oluşmaması ve ona bağlı olarak da fosfolipaz CZ'nın %100 ram spermatik dediğimiz yuvarlak globozoospermilerde olmaması. Buna bağlı olarak da tabii ki döllenme gerçekleşmiyor. Tabii döllenmenin gerçekleşmediği durumlarda veya başarısız döllenmenin, daha düşük oranlı döllenmenin olduğu durumlarda elimizdeki ajanı ne olarak kullanıyoruz? Kalsiyum osilasyonunu sağlayan birkaç tane yöntemimiz var. Bu yöntemler mekanik, elektrik ve kimyasal yöntemler olarak sınıflandırılıyor. Bu yöntemleri daha detaylı birazdan bakacağız. Aslında Karsıvan çok detaylı olarak bahsetti. Genel anlamda biz osilasyonları, bu yöntemleri kullanırken osilasyonu, yani kalsiyum osilasyonunu taklit etmeye çalışıyoruz. Ama şu andaki elimizdeki kullandığımız ajanların fosfolipaz CZ ve stronyum klorür dışında elektroporasyon ve iyonomisin veya kalsiyum iyonoforlar sadece tek bir ve büyük bir pik yaparak kalsiyum deşarjını sağlayıp oositi aktive etmeye çalışıyor. Evet, öncelikle mekanik aktivasyondan bahsedeyim. Mekanik aktivasyon literatürü taradığımda çok fazla yayın yok. İki yayın var dikkate değer. Tesarik ve Ebner'in yayınları. Buradaki amaç agresif X yaparak sitoplazma içine dışarıdan yani ekseselüler medium'dan kalsiyum deşarjına, kalsiyumun o plazma içine girişini sağlamak ve oositi aktive etmek. Tesarik'in 2002 yılında yayınlamış olduğu Modify X'i tekniği çok aşırı derecede iki kez o plazmanın çekilmesi, aspire edilmesi, X iğnesi aspire edilmesi ve daha sonra da spermle beraber oositin özellikle perikortikal bölgesine bırakılmasıyla elde ediliyor. Bu çalışmada hem oosit kaynaklı hem de sperm kaynaklı total fertilizasyon failure olan hastalarda denenmiş ve akabinde hem her iki grupta da anlamlı derecede döllenme oranı ve gebelik başarısı elde edilmiş. Diğer bir çalışma ise Ebner'in çalışması. Bu çalışmada da amaç özellikle biz hani X esnasında görürüz. Genelde perikortikal bölgede mitokondriyaların toplandığını görürüz. Bu mitokondriler özellikle mitokondrileri X yaparken OLM rüptüre edildikten sonra perikortikal bölgedeki mitokondriler aspire edilir ve spermle beraber daha sonra pronükleosun oluşacağı sentral bölgeye bırakılıyor. Bu çalışmada da özellikle sperme bağlı döllenme başarısızlığı olan hastalarda kullanılmış. Sonuç itibariyle daha yüksek, yani %53'e yakın bir döllenme oranı ve akabinde klinik yani kaliteli embriyo gelişimi, implantasyon ve klinik pregnansi elde edilmiş, gebelik elde edilmiş. Oosit faktörüne bağlı olarak döllenme başarısının olduğu olgularda çok da iyi sonuç vermediğini özellikle belirtmiş. Elektrik aktivasyon ise doğrudan elektrik yüklü, yani yumurtanın doğrudan elektrik alanına, yüksek elektrik alanına maruz bırakılmasına bağlı olarak
yüce zarında bulunan elektrik yüklü proteinlerin dışarıya doğru çekilmesi ve yüce zarında porların oluşmasına bağlı bir yöntem. Oluşan porlar tabii ki geçici süreliğine çok hızlı bir şekilde oluşuyor ve tekrar kapanıyor. Bu oluşan porlar içine kalsiyumun dışarıdan yani girişi söz konusu oluyor ve buna bağlı olarak da oositin aktivasyonu sağlanılmaya çalışılıyor. Genel anlamda farklı teknikler, farklı iyonik kuvvetler ve elektrik akımları kullanılıyor. Ticari olarak baktığımızda birçok farklı cihazın, elektrotun ve solüsyonların kullanıldığını görüyoruz. Merkezimizde de özellikle Nepajin'in elektrik füzyon cihazını kullanıyoruz. Rağan süpermatit enjeksiyonu yapılan hastalarda bu cihazın kullanıldığında daha iyi sonuçlar verdiğini Tanaka ve ekibi gösterdiği için bunu tercih ediyoruz. Sonuçlara bakarsak tabii literatürde elektrik stimülasyonuyla OST aktivasyonuna dair çok fazla yayın yok. Daha çok kimyasal stimülasyon daha çok tercih ediliyor. Ama bu çalışmaya baktığımızda Yanagadi'nin çalışması. Bu çalışma yani önemli bir çalışma. Çünkü genelde biz OST aktivasyonunu erkek yani sperme bağlı problemlerin ortaya çıktığı durumlarda tercih ediyoruz ki başarılı sonuçlar daha çok da aslında öyle. Bu sperme veya oosite bağlı problemlerin olduğunu ortaya çıkarabilmek için mouse oosit aktivasyon testi denen bir test var. Bu testte sperm doğrudan oosit içine enjekte edilir. Eğer döllenme gerçekleşiyorsa daha önceki fertilizasyon başarısızlığının sebebinin yumurta olduğunu anlamış oluyoruz. Bu çalışmada 3 vakanın daha önceden hiçbir şekilde döllenme olmadığı görülen 3 vakada X'i sonrası elektrik aktivasyonu yapılıyor ve akabinde döllenme ve gebelik elde ediliyor. Bu çalışma oosit kaynaklı problemlerin ortaya çıkarmış olduğu döllenmeme problemini yenebilmesi, ekarte edebilmesi için elektrik stimülasyonun kullanabileceğine dair gösterilen bir çalışma. Raga Mansur'un 2009'da yayınladığı çalışma aslında yani Mısır'dan yapılan bir çalışma. Bu elektrik aktivasyonuyla alakalı en değerli çalışmalardan biri. Birçok çalışma bunu refer ediyor. İlk çalışma iki etaptan oluşuyor. Çalışmanın ilk etabında daha önceden total döllenme fertilizasyon başarısızlığı görülmüş 10 hastada elektrik X sonrası elektrik stimülasyonu uygulanıyor. Anlamlı derecede yüksek döllenme ve akabinde embriyo transferiyle 4 tane sağlıklı doğum elde ediliyor. Bu çalışmayı takiben diğer daha yani azospermi veya yani teratozoospermi dediğimiz sperme bağlı morfolojik problemlerin olduğu azospermi ve hiç motilitenin olmadığı hasta gruplarında splitting oosit yaparak yine hem döllenme hem de gebelik sonuçlarını irdelemiş. Elektrik aktivasyonu kullanılan grupta %68, kontrol grubunda ise %60 bir gebelik döllenme oranı var. İstatistik yani çok, oranlar birbirine çok yakın ama istatistik olarak anlamlı olarak. Daha sonraki embriyo transferlerinde ise elektrik aktivasyonu yapılmış grupta da her iki grupta da tabii ki doğumlar var. Ama bu şu açıdan önemli bir çalışma. Doğan bebeklerin sağlıklı olduğu ve takip edildiğinde hem fiziksel hem de mental anlamda olumsuz bir tabloyla karşılaşılmadığını gösteren bir çalışma. Bu çalışmada normalde globozoospermlerde biz daha çok kimyasal ajanları kullanırız. Ama ilk defa globozoospermlerde elektrik aktivasyonuyla da döllenmenin ve akabinde embriyo gelişimi ve gebeliğin elde edilebileceğini gösteren bir çalışma. Bizden bir çalışmadan da bahsetmek istiyorum. Volkan Bey'in çalışması 2010 yılında yayınlanmış. Bu çalışmada da daha önceki IVF denemelerinde total fertilizasyon başarısızlığı olmuş gruplara uygulanmış.
ilk iki grup var. İlk grup ilk IVF denemesi sonucunda fertilizasyon başarısızdı, yani görülmüş hasta grubu. Bunu ikiye ayırıyor ve sipnik oosit yapıyor bir sonraki denemesinde. Bir grubuna piezoelektrik, diğer grubuna ise konvansiyonel X uyguluyor. Piezoelektrik kullanılan grupta daha yüksek bir döllenme oranı ve kaliteli embriyo gelişimi söz konusu. Diğer grupta ise birden daha fazla sayıda tekrarlayan IVF fertilizasyon başarısızlığı olan hasta grubunda uygulamış. Burada da anlamlı derecede yüksek döllenme oranı ve gebelik %42.8 gibi devam eden gebelik oranı var. Tabii sonucunda doğuma ulaşan veri yok elimizde. Tanaka'nın çalışmasından bahsetmek istiyorum. Bu Raun spermatit enjeksiyonu yapılan grupta elektrostimülasyon kullanarak oositlerin aktive edilmesine dayalı bir çalışma. Özellikle Raun spermatitlerde oositlerin aktive olmasında ciddi problemlerin yaşanıldığını biliyoruz. Eski çalışmalar bunu çok net bir şekilde ortaya koymuştu. Daha düşük döllenme oranları elde edilmişti. Bunu aşmak için X öncesi elektrik stimülasyonu kullanarak oositleri aktive etmeye çalışmış. Bu çalışmayı Raun spermatit özelinde değil de daha çok klinik sonuçlar açısından kıymetli görüyorum. Çünkü hem çok geçmiş yayınlarla kıyaslandığında Raun spermatitlerde çok daha düşük döllenme oranları elde edilirken elektrik stimülasyonla %65'e yakın bir döllenme oranı elde ediliyor. Akabinde tabii bu çalışmanın devamı da var. 2018'de yayınlandı. Toplamda 90 tane bebek doğdu ve bu bebeklerin aslında 2 yıllık takiplerinde hem mental hem de fiziksel gelişimleri açısından kontrol grubuyla kıyaslandığında bir problem, ciddi bir problem veya herhangi bir tanımlanmış bir problem olmadığı, fiziksel ve bilişsel gelişimlerinin normal yolla doğan bebekler kadar iyi olduğu gösterilmiş. Sadece 3 tane gebelikte konjenital malformasyon söz konusu. Bu da anlamlı derecede yüksek değil. Bunu özellikle koydum. Çünkü elektrik stimülasyon sonucu elde edilen gebeliklerin sağlığı da ne derecede sağlıklı olduğu bu önemli. Çok fazla yayın yok bununla alakalı. Belki de tek bir yayın var. O da bu. O nedenle bu yayını koydum. Şimdi kimyasallara gelirsek, kimyasal aktivasyon daha çok laboratuvar pratiğinde kullandığımız bir yöntem. Özellikle doğrudan kalsiyuma bağlanarak hücre zarından geçişini veya endoplazmik redikulum üzerinden kalsiyumun, depolanmış kalsiyumun oosit içine salınımını sağlayan bir yöntem. Bu yöntemde tek bir deşarjı sağlayan kalsiyum ismeya iyonomisin veya çoklu kalsiyum deşarjını sağlayan stronyum kloru veya fosfolipaz C-zeta kullanılıyor. Tabii yayınlarda daha çok hakeza bizler de laboratuvar pratiğimizde kalsiyum iyonoforları tercih ediyoruz. Kalsiyum kalsiyum ve iyonomisin lipid, yani yağda çözünebilen antibiyotikler, mikroorganizmalar tarafından sentezlenen. Bunlar aynı zamanda hücre zarından geçebilen ve kalsiyuma bağlanıp kalsiyumun geçişini sağlayan moleküller. Birçok yayında iyonomisinin daha etkili olduğunu gösterdiğini gördüm. Bu önemli, ama tabii bunun karşılaştırmasını sadece bir veya iki çalışmada var. Ama çalışmaların geneline baktığımızda ticari olarak satılan kult aktif daha çok tercih edilmekte. Biz laboratuvarımızda iyonomisin kullanıyoruz, tercih ediyoruz. Geçmiş tecrübelerimize baktığımızda globozoospermilerde iyonomisin daha aktif, daha iyi sonuç verdiğini görmeye başladıktan sonra iyonomisini tercih etmeye başladık. Ama literatürde ve laboratuvar pratiğinde birçok merkez
Kult aktifi tercih ediyor. Ready to use, yani ticarileşmiş bir ürün. Calcimycin bazlı ama oranını bilmiyoruz. Örneğin Ionomycin'i 10 mikromolar tercih ederken Calcimycin'in tam olarak oranı yazılı değil ama Ebner'in bir yayınında 3 katı kadar kullanıldığı söyleniyor. Yani 15 mikromolar olabilir. Bir fikrim yok. Genel anlamda baktığımızda Ionomycin veya kalsiyum iyonoforu erkek infertilitesinde, yani teratozoospermide, izole kriptozoospermilerde veya testis spermi kullanılan hastalarda tercih edildiğini görüyoruz. Bu bir derlemeden aldığım bir slide. Bu slide'ın birazdan daha detayını, yani vaka bazlı göreceğiz. Borges'in çalışması bence bizim için çok önemli bir çalışma, yol gösterici bir çalışma. Testis sperminde kalsiyum iyonoforun kullanıldığı bir çalışma. Bu hem obstrüktif hem de non-obstrüktif hastalarda testisten TESA ile ve PESA ile elde edilen spermler kullanıldığında bunların döllenme ve daha sonra embriyo gelişimi ve gebelik oranları kıyaslanmış. Bu çalışmada şunu görüyoruz. TESA sonrası hem obstrüktif hem non-obstrüktif hastalarda fertilizasyon, hatta PESA'da da fertilizasyon açısından kalsiyum iyonoforunun herhangi bir faydası yok. Sadece özellikle PESA grubunda yüksek sayıda kaliteli embriyo gelişimi elde edilmiş ama bunun kliniğe, yani gebeliğe doğrudan yansıması görülmemiş. Yani bundan sonra yayınlanan birçok çalışma aslında teratozoospermilerde de kullanılabilir, döllenme oranlarını arttırabilir diyor ama bu çalışma o anlamda bize biraz yol gösterici. Yani testis sperminde döllenme oranlarını arttırmıyor diye bir yayın. Doktor Muaz'ın 2004 yılında yayınladığı bir çalışma. Mısır'dan çıkan bir çalışma. Burada da özellikle tanımlanmış teratozoospermik spermlerin kullanıldığı vakalardaki döllenme oranlarını görüyoruz. Yani biz tercihen şöyle bir durum olur laboratuvar pratiğinde. Bir sperm değerlendirilir ve o spermin enjeksiyonuyla yumurtanın döllenip döllenmeyeceğine dair bir kafamızda soru işareti oluşur. Bunu klinik pratiğinde hep yaşarız. O anlamda bu önemli bir çalışma. Özellikle amor başlı, taperet başlı ve kırık boyunlu spermler değerlendirildiğinde Ionomycin kullanılan grupta döllenme oranlarının amor başlı ve taperet başlılarda arttığı, kırık boyunda artmadığını göstermiş. Ama ikinci gün erken klivaj ve ikinci gün embriyo kaliteleri kıyaslandığında ise istatistiksel olarak herhangi bir anlamlı bir farklılık yok. Döllenme oranlarını arttırıyor ama embriyo gelişimine ve erken klivaja doğrudan bir olumlu yansıması olmuyor. Yani daha önceden de bahsetmiştim. Aslında globozoospermler bizim en çok kullandığımız, oosit aktivasyonu en çok tercih ettiğimiz vaka grubu. Burada da önemli bir çalışma. Çünkü bu çalışmada aynı zamanda sperm kaynaklı oosit aktivasyon faktörleri de detaylı olarak bu vaka grubunda incelenmiş ve örneğin fosfolipat, CZ, TR2 ve PAP proteinlerinin ekspresyon düzeylerinde bakılmış. Ama toplamda 12 tane hasta değerlendirildiğinde Ionomycin 10 mikromolar Ionomycin kullanılan grupta X'i sonrası %56 fertilizasyon oranı ve %41.7 gibi yüksek bir yani gebelik oranı elde edilmiş globozoospermilerde. 2005 yılında Henrik'in yayınlamış olduğu çalışma bize şu anlamda önemli bir ipucu veriyor. Daha önceden biraz önce bahsettiğim, yani hem oosit hem de sperm kaynaklı döllenme başarısızlığı söz konusu olabiliyor. Bu durumlarda acaba neyi tercih etmeliyiz? Tabii ki tam olarak bilemiyoruz çünkü laboratuvar pratiğimizde bizim mouse oosit aktivasyon testi uygulama şansımız yok. Neden kaynaklandığını bilmiyoruz.
Ama Hendrik bu testi daha önceki fertilizasyon başarısızlığı olan hastalarda kullanmış ve özellikle hiç mouse oosit aktivasyonu gösterilmeyen grupta daha sonra kalsiyum ionoforla X yapıldığında gebeliğin, döllenmenin ve gebeliğin elde edildiğini ama döllenmemenin oosit faktörüne bağlı olan grupta ise anlamlı derecede bir gebelik elde edilemediğini gösteriyor. Thomas Ebner'in çalışması daha önceden biraz önce bahsettiğim bir teze, yani keratozoospermilerde aslında döllenmeyi arttırıyor ama klinik sonuçlara doğrudan etkisi olmuyor yayınla biraz da ters bir sonuç veriyor. Daha önceki denemelerinde gebelik elde edilememiş, kötü embriyo gelişimi söz konusu olmuş, gebelik elde edilememiş vakaları iki gruba, yani bunlar azoospermik ve kriptozoospermik hastalar. Hastalardan onay alarak tüm elde edilen oositlere ikisi sonrası kult aktif, yani ticari olarak satılan kult aktifle aktive edilmeye çalışılmış. Şimdi tabii ki bu çalışmada prospektif değil, yani geçmiş denemelerin sonuçlarıyla, kendi laboratuvarının geçmiş deneme sonuçlarıyla kıyaslandığında azoospermik hastalarda döllenme oranının arttığını, hakeza kriptozoospermik hastalarda da döllenme oranlarının arttığını, bu önemli bir parametre, bilastosise gidiş oranlarının arttığını görüyoruz, %56'ya %25. Klinik gebelik oranları anlamlı derecede kalsiyum ionofor kullanılan hasta grubunda %29.7 gibi yüksek bir değere ulaştığını görüyoruz. Toplamda 75 siklusta 32 tane bebek doğuyor ve bunlar daha sonraki kontrollerinde gelişimsel veya sağlık açısından herhangi bir problem olmadığını gösterilmiş. Ebner'in bir diğer çalışması için şimdiye kadar daha çok sperme bağlı ortaya çıkan faktörlerde kullanıldığını göstermiştim. Bu çalışma biraz daha kafa karıştırıcı. Çok da böyle laboratuvar pratiğinde tercih ettiğimiz veya düşündüğümüz bir çalışma değil. Daha önceki denemelerinde blastocyste gidiş oranı hiç olmayan, yani blastocyste hiç ulaşılamayan ya da blastocyste gidişte gecikme söz konusu olan ya da blastolizasyon oranları düşük olan vaka gruplarında son iki denemelerinde X sonrası yine kult aktif kullanılarak işleme almış. Bu hasta grubunda, yani ionofor kullanılan hasta grubunda gördüğünüz üzere yüzde daha yüksek bir döllenme oranı daha yüksek bir döllenme oranı ve kaliteli, yani blastokise gidiş oranlarında daha yüksek bir artış, yani %47.6'ya %5.5 ve akabinde klinik gebelik oranları, yüksek klinik gebelik oranları elde edilmiş, %45.1'e %12.8. Bu evet, gerçekten de bir enteresan bir çalışma, çünkü blastokise gidiş oranlarına düşük olduğu vaka gruplarında laboratuvar pratiğinde kalsiyum ionofor belki de bazı hasta gruplarında tercih edilebilir, deneysel de olsa. Antalya'dan bir çalışma, Batu Aydınoruz'un çalışması. Bu çalışma da önemli bir çalışma. Prospektif randomize sibling oosit çalışması. Daha önce yani teratozoospermi ve düşük fertilizasyon öyküsü olan, önceki denemelerinde öyküsü olan hastalara vakalar gruplandırılıyor, randomize ediliyor ve yine ticari olarak kult aktif kullanarak hem döllenme oranları, embriyo gelişimleri, gebelik ve ongoing pregnancy oranları tartışılmış. Döllenme oranlarında artış olmadığını görüyoruz bu grupta. Hatta enteresan bir şekilde diğer birçok yayının aksine kaliteli embriyo sayısının daha az olduğu ve birden daha fazla kaliteli embriyonun geliştiği vaka sayısının da
istatistikli olarak kontrol grubunda daha fazla olduğu, artifisyel oosit aktivasyonunun oosit embriyo gelişimini olumsuz yönde etkilediğini gösteriyor. Tabii klinik çok fazla hasta transfer, yani transfer sayısı çok fazla olmadığı için kliniğe doğrudan yansıması yok ama gebelik oranları birbirine yakın. Bu çalışmada özellikle şunu belirtiyorlar. Yani daha spesifik vaka grubunda oosit aktivasyonunu tercih etmek doğru seçenek olacaktır diyor. Yine Pınar bizden bir çalışma. Şimdi bir gene yani laboratuvar pratiğinde biraz önce de bahsettiğim gibi tekrar tekrar aynı şeyleri söylüyorum ama oosit sayısı da bizim için çok önemli. Eğer azalmış oosit rezervi olan veya çok az sayıda yumurtanın elde edildiği durumlarda enjeksiyon sonrası döllenmenin görülmemesi gerçekten çok büyük olumsuzluk yaratıyor. Böyle durumlarda hep kafamızda bir soru işareti kalıyor. Acaba döllenmeyi tetiklemek, kalsiyum iyonafor veya işte herhangi bir diğer ajanları kullanmak daha doğru mu seçenek midir? Bu anlamda güzel bir çalışma. Randomize prospektif, randomize kontrollü bir çalışma. Yine azalmış over rezervi olan hasta grupları ikiye bölünüyor. Bir grubuna kalsiyum iyonaforlu, bir grubuna ise normal, konvansiyonel X uygulanıyor. Ve şunu görüyoruz çok net bir şekilde, döllenme oranlarında, kaliteli embriyo gelişimlerinde, gebeliklerde, gebelik oranlarında herhangi bir şekilde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yok. Yani biz yumurtanın az olduğu durumlarda sperme bağlı bir faktör yoksa doğrudan kalsiyum iyonaforu tercih etmemizin pratikte bir faydası bu hastalarda olmayacaktır. Kimyasal ajanların kalsiyum iyonaforunun kullanıldığı 2020 çalışması. Bu çalışma enteresan bir çalışma. Aslında yani bunu özellikle koydum. Son zamanlarda yani 2020'de çıkan bir çalışma. Yine retrospektif bir çalışma. 2016 ve 2018 yılları arasında merkezlerinde kalsiyum iyonafor kultaktif kullanılan kultaktif değil, kalsiyum iyonafor kullanılan vaka gruplarını incelenmiş. Zafer Hocam kayıtlarımız takıldı galiba. Geçiyor mu? Kaydımız ilerlemiyor. Şimdi ilerliyor mu? Maalesef. Hocam çok özür dileyerek bölüyorum. Ekran durdurarak tekrardan ekran paylaşımı yapmanızı rica edeceğim. Tamam. Nevşehir'i yapıyorum. Nevşehir'i yapıyorum. Yani şöyle yapalım. Tekrardan ekran paylaşımı yapmanızı rica edeceğim hocam. Oldu mu? Şu anda. Tamam. Herhalde burada kalmıştım. Evet. Çin'den yayınlanmış bir yayın. 2016 ve 2018 yılları arasında yani merkezlerindeki kalsiyum iyonafor veya kalsinaysin kullanılan vaka grubunun sonuçlarını derlemiş çalışma. Bu çalışmada özellikle daha önceki en az iki başarısız öyküsü olan hasta gruplarına hastalardan onay alarak kalsiyum iyonafor kullanılmış oosit aktivasyonu için ve bunların klinik sonuçları derlenmiş. Vaka grupları tabii ki çok fazla değil bakıldığında ama enteresan bir şekilde sadece OAT grubu dışında maternal yani advanced maternal age'in polikistik over sendromu olan hastalarda açıklanamayan infertilite ve male faktörle beraber erkek faktörünün olduğu gruplarda döllenme oranlarının aynı kaldığı, sadece OAT grubunda döllenme oranının arttığı ama enteresan bir şekilde daha kaliteli her grupta da yani bu gruplarda da bakıldığında istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek blastokist sayısı ve transferinde yüksek implantasyon oranları ve klinik gebelik oranları elde edilmiş. Bu çalışma bizim
normalde teratozoospermlerde veya sperme bağlı faktörlerde kullanmayı tercih ettiğimiz kalsiyum iminoforun farklı bir bakış açısı getiriyor. Yani tekrarlamış en az iki başarısız tüp bebek denemesi olan hasta grubunda endikasyondan bağımsız olarak kalsiyum iminoforla ICSI'yi tercih edildiğinde daha yüksek blastokis oranları, implantasyon ve klinik gebelik oranları elde edildiğini göstermişler. Kimyasal ajanlardan bir tanesi de bir diğeri de stronyum klorat. Stronyum klorat da yani stronyum da kalsiyum gibi divalent bir iyon, benzer büyüklüğe sahip. Fare çalışmalarında daha çok tercih ediliyor. Çünkü yüksek oranda döllenme ve blastokise gidiş oranları söz konusu. İnsan çalışmaları... Biraz dikkat edebilirsek sorulara hemen vakit bitiyor. Açısından. Evet, bitiyor. İnsan çalışmaları açısından baktığımızda çok fazla yayın yok. Ama bir tane yayın koydum. Bu 2015'te 2014'te yayınlanmış bir çalışma. Bu çalışma da önemli bir çalışma aslında. Daha önceden hem konvansiyonel X'i ve akabinde konvansiyonel X'inde döllenme oranının düşük olduğu ve buna bağlı olarak bir sonraki denemesinde kalsiyum iminofor kullanılan ve yine düşük döllenme oranı elde edilen hastalar 3. denemesinde stronyum klorür ile aktive edilmiş. Bu hasta gruplarında daha yüksek döllenme oranları, yani %61.7 gibi yüksek istatistiksel olarak anlamlı döllenme oranı ve toplamda 5 tane doğumla sonuçlanan gebelik var. Bu 5 tane gebelik incelendiğinde bebeklerde herhangi bir 60 aylık takiplerinde herhangi bir problem görülmemiş. Bu teknik olarak kalsiyum, yani normalde laboratuvar pratiğinde kalsiyum iyonofor çok daha kısa süreli maruz bırakılır oosit kültüründe. Ama stronyum klorür daha uzun süre oositle beraber kültüre ediliyor, yaklaşık bir saat kadar. O nedenle nasıl bir etkisi olacağını tam olarak kestirmek mümkün değil. Dediğim gibi literatürde çok daha az çalışma var. Bu kullanılan stronyum klorürün genetik anlamda veya epigenetik anlamda nasıl bir problem oluşturacağına dair çok bir bilgimiz yok. Yani çok daha fazla sayıda çalışmanın yapılması lazım. Bir diğer, aslında Karsman da bahsetti, bir diğer ajan da rekombinant fosfolipaz. Bundan çok detay bahsetmeyeceğim çünkü literatürde zaten çok fazla insan çalışması yok. Özellikle globozoospermlerde kullanılabileceği düşünülüyor ya da osilasyonu yani normal döllenme osilasyonuna benzer olması sebebiyle yine tercih edilebileceği düşünülüyor. Ama rekombinant protein kullanılması lazım veya işte RNA teknolojisinin kullanılması lazım. Halen klinik aktivasyonu, klinik kullanımı şu anda söz konusu değil. Tabii kullandığımız oosit aktivasyon faktörlerinin klinik anlamda ne kadar güvenli olduğu halen tartışılıyor. Son 2020 yılında bir tane meta analiz buldum. Bu meta analizde şimdiye kadarki tüm çalışmalar bakıldığında, incelendiğinde hem klinikte normal yolla X'i ile, yani normal X'i ile, konvansiyonel X'i ile ve artifisyel oosit aktivasyonu kullanılmış vaka grupları kıyaslanmış, bakılmış ve 5 tane çalışmaya dahil ediyor bu meta analiz bakıldığında. Konvansiyonun X'i ve artifisyel oosit aktivasyonu kullanılan vaka gruplarını kıyasladığımızda bebeklerdeki malformasyon açısından, doğan bebeklerdeki malformasyon açısından istatistik anlamda bir problem görülmediği tespit edilmiş. Bu anlamda özellikle hem kromozomal problemlerin hem de kromozom dışı problemlerin söz olmadığı bildirilmiş. Literatürde çok fazla yayın yok bu anlamda. Yani çok fazla aslında çalışma var. Ama gebelik takibi ve akabinde bebeklerin 2 yıllık veya 5 yıllık
hem mental hem fiziksel gelişimlerinin takibini yapan bir iki tane çalışma var. Çok fazla çalışma yok. Ama mevcut çalışmalara baktığımızda şu andaki kullanılan hem kalsiyum iyonofor'un yani hem iyonomisinin hem de KULT aktivin bebeklerin gelişimine veya doğan bebeklerde malformasyon açısından bakıldığında bir problem oluşturmadığını görüyoruz. Sonuç olarak laboratuvarda özellikle erkek infertilitesinde kullanmayı tercih ettiğimiz veya erkeğe bağlı problemlerin ortaya çıkarmış olduğu döllenme sık problemlerinde tercih ettiğimiz artifisyel oosit aktivasyonu artık çok daha sık ve başka indikasyonlarda da kullanılmaya başlanmış. Bu çalışmalar onu gösteriyor. Ama yine de halen tam olarak klinik veriler klinik veriler yeterli değil bu anlamda. Çünkü potansiyel olarak sitotoktik, teratojenik veya mutojenik hatta epigenetik faktörler olumsuz yönde etkileyebilir. Ve bu anlamda daha çok çalışmanın yapılması doğum problemlerinin ve doğan bebeklerin hem fiziksel hem de mental olarak gelişimlerini takip edilmesi gerekmekte. Şunu eklemekte fayda var. Tabii biz laboratuvar pratiğinde mouse oosit aktivasyon assay testi kullanamıyoruz ama yine de oosit aktivasyon ajanlarını kullanırken biraz daha seçici davranmak, özellikle tanımlanmış daha çok net sonuçlar ortaya konulmuş vaka gruplarında tercih etmek daha doğru seçenek olacaktır. Teşekkürler. Zafer Hocam çok teşekkür ederim güzel sunumunuz için. Çok detaylı bir şekilde, çok komprehensif bir şekilde tüm açılardan bize bu konunun klinik açıdan önemli noktalarına değindiniz. Çok teşekkür ederiz. Sorularımız açıktır. Dinleyicilerimizden sorularımızı bekliyoruz. Ben bu sırada vakit kaybetmeden biraz da zamanımızı aşacağız. Vakit kaybetmeden ben ilk sorulardan başlıyorum. So the first question is to CALS1. The attendee is asking, would you think there's any relation between phospholipase C-zeta and oocyte maturation promoting factors such as CDK1 and CYP? Well, in a sense, there's the one relationship is that the PLC zeta helps to cause a decline in MPF activity. So, I mean, the thing that's keeping the oocyte arrested is the MPF activity, and calcium destroys that. PLC zeta will generate the calcium that destroys that. I mean, there's no other relationship than the fact that PLC zeta destroys MPF activity. But that's true with lots of things. I mean, of course, strontium will do the same thing, or calcium ionophore does the same thing. So you mentioned these factors should be destroyed in order to continue on the cell cycle. Yeah, so the MPF, it's one of the first things that happens at fertilization to get the oocyte or egg activated. You've got the metaphase two arrest of the second meiosis. And the MPF activity goes down. In fact, it starts within about 10 minutes. About 10 minutes after the first calcium transient, you can see a decline in cyclin B and MPF activity is coming down. Mm-hmm. So it's a fairly rapid response in that sense. But I think you can pretty much get it with any large calcium transient. Yeah. We'll do the same thing. So the same attendee is asking also, is phospholipase C zeta the only main factor that induces oocyte activation? That's a good question. I think it's the main factor. I think there's no doubt it's the main factor. The question is tricky because of a recent result on the PLC zeta knockout mouse that's been made by a group in Japan led by Masa Okawa. They made that a few years ago. And John Parrington in Oxford as well. And it turns out when you do ICSI without PLC zeta, there's no calcium oscillations whatsoever. So in fact, PLC zeta is the only factor that we know works during ICSI.
So that can be true, and that, I'm sure that's true in humans as well as in the mouse. So PLCZ eta accounts for all the oscillations. So any other sperm factors that people have proposed for ICSI are out of the picture now, including PORP or any other factor that people have proposed. It's got to be PLCZ eta alone for ICSI. However, when they did IVF, they still managed to get some calcium spikes, very delayed. After about nearly an hour, you get one or two calcium spikes and some of the eggs activate. I should say this was shown in the mouse. And if you remember, I said the mouse is very easy to activate and get oscillations. So there is some second factor there that seems to be very weak, but maybe good enough to activate mouse eggs. So there may be a second factor, and it's unknown what it is. It isn't any of the previous other candidates. But it works in mouse, but it may not work in humans because the mouse is so sensitive. So what we don't know is that factor, it seems to be there in the mouse, and it works after PLCZ eta. It's kind of delayed and it's weak even, but it's there. Whereas in the human, is it even there? We don't know. So I suspect that the vast majority of species, including humans, PLCZ eta is by far the main factor, maybe 90%. And if there's something else, it may only be as a kind of a slow acting factor. So it's actually more complicated than I originally imagined, because I think it's, and with ICSI at least, it's simple. It's just PLCZ eta as far as we know. Yeah. So the last question from the same attendee is that it's more clinically related, actually. Is it possible to generate and improve the markers of oocyte activation, which can be used immediately after oocyte pickup in human IVF? I'm not really sure what could be used. I mean, other than looking at second polar body and so you're talking of markers of fertilization. So I think if I understand the question as well correctly, I think that attendee is referring as what can we utilize, let's say that we did a oocyte pickup, we denuded the oocyte, let's say, and we think that, okay, this one is going to be an FF oocyte. And is there any molecular marker that we can utilize to know this beforehand and do interventions accordingly? I'm not sure. I mean, the only thing I mean, my recent thinking is that the level of ATP is one thing, which is a sign of a healthy egg and a good egg, and it will respond to PLCZ eta and generate more calcium oscillations if it's got a higher level of ATP. That's some of my recent thinking. Unfortunately, that's you can't measure that without destroying the egg. Yeah. So, you know, the things I'm thinking about in terms of calcium release, you can't see, and you can't visualize the endoplasmic reticulum status or the calcium store. All the things that relate to calcium pulses are not markers that you can just pick up on. So the answer is, I don't know of any that would benefit that. I mean, I know that people look at cytoplasmic appearance quite a lot, but at the moment, there is no way of telling that the egg is going to respond well or not. Thank you. Diğer bir sorumuz Turabi'den. Bu da Zafer'e geliyor. Merhabalar. Üçüncü gün ya da kompak aşamasında kalsiyum iyonofora maruziyetin blastokist gelişiminde oranı artırdığı bilinmekte. Embriyo aşamasında elektrik aktivasyonun blastokist oranını artırabilir mi? Yani ben literatürü tararken tabii öyle bir çalışma görmedim. Yani embriyo elde edildikten sonra kalsiyum iyonofor veya elektrik aktivasyonunu kullanıldığını hiç deneyimlemedim de. Literatürde de bilmiyorum, görmedim. Ben de hiç hatırlamıyorum. Hani deneyimli de var mı diye herhalde sordu. Üçüncü günden sonra hani elektriğe maruz bırakmak soru işareti, evet. Peki Zafer, ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Yani birçok şeyde artık kullanılıyor, biliyoruz. İşte TSE'deki çok da yararı olmadığını literatürde gösterdiğin, hani fertilizasyona bazılarında işe yarıyor. Artık embriyo gelişiminde problemi olan hastalarımıza da kullanabiliyoruz. Sizin kendi kliniğinizde ya da senin deneyimindeki endikasyonlarınız nelerdir? Yani öyle arkadaşlarımızı biliyorum ki ben, rutinde mesela kalsiyum iyonofor kullanılıyor. Almanya'da bu tamamen izne tabi. Eğer kullanacaksanız hastanın onayı gerekiyor. Çünkü sonuçta biz
farklı bir şey kullanıyoruz, bir solüsyon kullanıyoruz. Hani rutinde bana tehlikeli geliyor. O nedenle hani sizin endikasyonlarınız nelerdir rutinde kullandığınız? Şimdi aslında yani doğrudan tabii globozoospermler en çok hani rutinde tercih ettiğimiz alanı. Ama çok karşımıza çıkan bir tablo değil. Onun dışında daha önceki tabii ki fertilizasyon başarısızlığı veya düşük döllenme öyküsü olan hastalarda tercih ediyoruz. Bunlarda çok özür dilerim. Kalsiyum iyonofor mu tercih ediyorsun yoksa yani elektrikle? Şöyle, elektrik aktivasyonu daha çok round spermatit enjeksiyonu yaptığımız hasta grubunda tercih ediyoruz. Ama laboratuvar pratiğimizde daha çok, yani biz iyonomisini kullanıyoruz. Yani hani ticari formu değil de, kalsiyum ayonisini değil de iyonomisini kullanıyoruz. Kendimiz hazırlıyoruz. Çalışma solüsyonu 5 mikromolar daha çok tercih ediyoruz. Ama spermin tabii ki hani bazen ciddi böyle morfolojik problemli olan hastalarda 10 mikromolori tercih ettiğimiz durumlar durum oluyor. Daha etkin olduğunu. Yani şöyle söyleyeyim. Daha önceden kalsiyum ayonisini tercih ediyorduk, kullanıyorduk. Hem ticari formu hem de kendi hazırladığımız formu. Ama globozoospermlerde daha düşük döllenme oranları ve embriyo gelişimli parametreleri görünce literatür taramasıyla iyonomisini tercih ettik ve daha iyi sonuçlar elde ediyoruz. Globo'da Emner'in bahsettiğin çalışması Modifiye X'i, ben kalsiyuma çok karşıydım başlangıçta, tavsiye ederim. Mutlaka Globo'larda Modifiye X artı üzerine biz kalsiyumu kullanıyorduk ve gerçekten başarılı. İlk önce dejenere edeceğimizden çok korktuk biz o zaman. Evet. Hatta bir kongrede sunduk bu Globo hastalarımızı da. Orada hani gerçekten işe yarıyor. Yine Emner'le konuştuğumuz bir yani total FF kalsiyum iyonofor kullanıyorum ki seninki dediğin gibi, yani bunu da deneyeceğim bu arada, teşekkür ediyorum. Yani 15 dakika tutuyoruz mesela. Hani ne yapabiliriz tekrar fertilizasyon elde edemediğimizde? Süreyi uzatabilirsiniz. İşte iki katına çıkabilirsiniz önerisi bulundu. Peki sen yani 5'ten 10 molara çıktığında ya da süreyi artırıyor musun, azaltıyor musun? Orada ne yapıyorsun? Şöyle yani X'den hemen sonra kullanmayı tercih etmiyoruz. X'den yaklaşık bir 10 dakika sonra kullanmayı tercih ediyorum ben. Onun dışında eğer 5 mikromoları kullanıyorsam 15 dakika kadar tutuyorum X sonrası. Pardon, yani kültürasyonu 15 dakika kadar. Ama 10 mikromolar kullanıyorsam 10 dakika kullanıyorum tercih. Daha kısa bir süre. Evet, daha kısa. Peki. Halil, senin bir sorun var bir mı? Soru, evet. Carlos Van'ı soracağım. Yes, Professor, do you think, well, it appears that PS zeta has a role in later events of fertilization as well, such as the first kinesis and maybe other cellular divisions as well, if I'm not mistaken. How do you explain that, historically speaking, how do you explain that a single transient intracellular calcium increase in the oocyte can develop into a blastocyst with this knowledge kept in mind? Yeah, I know what you mean. It's a difficult one because what I've implied, and I think it's implied not just by PLCZ to work, it's implied by a lot of Jean-Pierre Azil's work, where there was a, you know, the pattern of calcium pulses has this influence on things like timing of cell cycles. And by the way, we've got some evidence on that as well. It looks like the number of calcium pulses influence the timings of the first few cell cycles. There's some evidence from many years ago suggesting it can influence the cell number of cells in the inner cell mass and then possibly implantations. In fact, Ozil's got work in mouse as well as rabbit suggesting that. So there are all these suggestions there's a long-term effect, but it's not clear how they can influence things. It's all occurring before embryonic genome activation. You know, this is even in the mouse when embryonic genome activation is very early, it's still, there's a gap of many, many hours between the calcium pulses finishing and then these long, and then embryonic genome switching on. So it's not quite clear how you would get those effects. So I don't really know. I wonder that some of them might be mediated through
possible effects on mitochondria, that if you have too much calcium, for example, you may damage the mitochondria, and that then plays out over a period of several days. That's in terms of too much calcium. I'm not quite sure how you can get these beneficial effects. And it is a bit of a mystery. And I think one reason why that work hasn't really had the impact is that it's not clear what the mechanism is. But there's repeated bits of evidence suggesting there's a long-term effect. And I think that's the thing, at least with clinicians, it should be encouraged by the fact that if you get more calcium pulses into the eggs, it could have longer benefit. It's not just about egg activation. And I think that's one of the studies I heard you were talking about, where it's possible that Arnophore might improve things even when you've got quite good fertilization rates. Yeah, it's just fascinating. And I'm also trying to pinpoint to the topic of this webinar as well, referring it to the, embryo arrest, embryo development arrest and everything. Mm. So would you suggest, as a scientist, to utilize these techniques when there is a poor embryo development rate or, suboptimal embryo development, let's say? I'm not sure about causing more calcium pulses. I know one idea you could suggest is that you give extra calcium pulses when the eggs look like the embryos look like they're arresting. So if you get arrested at the 2-cell or 4-cell stage, you think, well, give them an extra calcium pulse. I'm not sure whether that would work. I don't know there's much evidence that works in experimental animal studies. I think that's the thing. It's more a case of the getting a correct activation sequence at fertilization, then giving better development. I don't think you can correct it once you've got a rest. So I think that's the thing to work on, is think about if we could improve the activation stimulus, we might see less developmental arrest. But as I explained with PLC-zeta, when you inject a lot of RNA and you get too many oscillations, they actually don't divide in culture at all, the embryos. So you've got to get the number of pulses right. Because actually another thing Ozil has shown is that if you give too many pulses, then later development is poor. You know, there's some kind of tuning of the optimum number of calcium pulses. Thanks a lot. Son sorumuz olarak alalım istersen Halil. Zafer Bey, total FF geçmişi olan bir hasta geldiğinde erkek faktörü olmadığını varsayarsak elektrofüzyon mu yoksa kalsiyum mu tercih ediyorsunuz? Evet, güzel soru. Yani öyle o tip hasta çok karşımıza çıkmıyor. Ama şunu bir kez başıma şöyle bir öykü geldi. Daha önceden fertilizasyon süredir öyküsü olan bir hastanın iki denemesi var başka bir merkezde. Birinde normal konvansiyonel ikisi, diğerinde ise kalsimayasin kullanılmış. Ama her ikisinde de total fertilizasyon failure öyküsüyle geldi hasta. Biz ionomisin kullandık ve yani çok yüksek oranda döllenme oranı elde edildi ve akabinde kaliteli blastokis ve gebelik elde ettik. Şu anda tabii ki elimde, eğer hani her ikisi de var, o zaman elektrik füzyon cihazımız yoktu. Hangisini tercih ederim bilmiyorum. Yani çok klinik olarak öyle bir tecrübem, laboratuvar anlamda tecrübem olmadığı için kıyas yapamıyorum. İki total FF olduğu zaman hastayı sizlere yönlendiriyoruz diye de söyleyebilirim. Tamam. Biz aynen öyle alternatifli kullanabiliriz. Peki. Bütün katılımcılarımıza gecenin bu saatinde burada oldukları için herkese çok çok teşekkür ediyoruz. En azından birbirimizi biz buralarda görebiliyoruz. Bu da bir güzellik bizim adımıza. Özellikle Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği'ne böyle güzel bir webinar hazırladıkları için, arkada çalışan Optimist çalışanlarına, görmediğimiz bu geceyi organize edenlere ve siz katılımcılarımıza ve özellikle konuşmacılarımıza çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah yüz yüze görüşebileceğimiz toplantılarda görüşebiliriz diyoruz. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Good evening. İyi akşamlar.